Evet Seren, Kars maceramız başlayacak. Kars maceramız başlıyor. Merak ediyorum Kars'ı. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi şu ileriden otostop çekeceğiz. Gidelim değil mi? Bakalım. Aynen, çok soğuk hava bu arada. Evet, Kars'a doğru gidiyoruz. Osman abimiz bizi aldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizi yarı yolda bırakmadığı için. Kendisi de Erciş'liymiş. Biz de Van'ı çok sevdiğimizi söyledik. Aynı zamanda da veteriner hekimmiş. O şekilde beraber abimizle de tanışmış olduk. Seren'cim el salla. Çek 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 çek. Şu beyaz araç alacak bence bizi. Sürücü adayıymış. Sürücü adayı. Kuşlar gidiyor. Evet, soğuk. Ardağından soğuk. Kaz getir. Kaz getir diye bir şarkı vardı. Neydi lan? Soğuk. Kars'ın kazı meşhurmuş arkadaşlar. Kaz yiyeceğiz mi Seren? Yudum Kars. Biz zaten kazı yemişiz Seren. Şu araca geliyor. Hadi otostop çekelim. Kars mısın? Durur musun? Kars mısın? Nesin? 65, 55. Samsunlu bizi almadı Seren. Kars Ardahan'ıdır ha. Bak öyle bir şarkı var biliyor musunuz? Bak. Abi yalnız var ya, şuna bakar mısın? Yol gözükmüyor ya resmen sisten. Aynen öyle, gerçekten inanılmaz bir sis var. Deniz seviyesiyle aynıymış. Evet, Iğdır deniz seviyesiyle aynı seviyede. O yüzden inanılmaz sis çöküyor bütün şehre. Evet arkadaşlar. İgor'dayız şu an. Yani Kürtçe iki mezar demekmiş bu arada. Kürtçeymiş yani, anladım. Yani şöyle küçücük bir ilçe. Abi yemin ediyorum var ya, köy yani. İlçe. İgor. Evet dostlar, günaydın. Karslı bir günden herkese günaydın. Yani Iğdır'da Selami abimizle tanışmıştık. Sağ olsun bize Kars'tan otel ayarladı yani. Hani tanıdığı varmış, otel sahibi tanıdığıymış. O yüzden ben dün gece şurada yattım. Ve yani o kadar rahattım ki yani, hani video çekmeye bile vaktimiz olmadı. Şimdi otelden çıkış yapacağız. Selen'in yanına gideceğim birazdan. Şöyle bir yerde konakladık işte. Çok güzeldi yani bizim için. Şöyle Seren. Evet, çok güzel bir gün geçirdik Kars Otopark Otel'de. Çok teşekkür ederiz. Bugün burada bizi konakladılar. Selami abimize de çok teşekkür ederiz. Buraya gelmemize vesile olduğu için. Çok güzeldi değil mi? Şimdi Kars'ı gezmek için dışarıya çıkacağız. Evet, Karslı günlerden merhabalar. Merhaba arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyız. Kars'ı evet, çok merak ediyorduk değil mi İbrahim? Evet, çok merak ediyorduk. Ve sonunda geldik. Kars'a geldik. Biliyorsunuz kazı meşhur. Hemen de yolda gördük. Böyle abimiz burada kazları satıyor. Ne kadar büyük bu arada. Ne kadar abi fiyatı? Fiyatı 150 lira. 150 lira. Oo, sen lira. Sizin kazlar mı abi? Siz mi yapıyorsunuz? Tabii, buranın köy kendimiz kazları. Kendimiz yetiştiriyoruz abi. Sizin köyden mi? Evet. Doğal yani. Tabii. Doğal. Vallahi kazı ilk defa böyle satılırken gördüm dışarıda. Aynen ben de. Zaten dolmuş durumda böyle. Mağruyor. Şöyle gösterelim. Gerçekten büyük. Ne kadar geliyor abi mesela bu? Mesela şu anda mesela normal orta boy olduğu için orta kilo, boy. 2 kilo 400 geliyor. 2,5 kilo yani. 2,5 kilo. Kilo evet. Kilosu ne kadara geliyor? Efendim? Kilosu ne kadara geliyor? Kilosu mu? 40 lira 35 liraya. Ucuz bence. Uygun. 1 kilosu 35-40 lira. Var. Kümbet Camii'ye geldik arkadaşlar. Bu cami 932 yılında yapılıyor ve 937 yılına kadar 5 yıl süren bir süreçte bitiyor. Üçüncü Kralık tarafından yapılıyor. Bagratlı Kral Abbas tarafından yapılıyor bu cami. Yani önceden kiliseymiş burası. Daha sonradan. Şu an hatta 12 Havariler Kilisesi diye geldik ama cami olmuş. Yani şu gördüğümüz alan, bu gördüğümüz alanda papaza ek olarak açılmış arkadaşlar bu alan önceden. Aynı zamanda burada işte orkestra falan da oluyormuş, ekip oluyormuş. Şu an kadınların namaz kıldığı yer olarak biliniyor. Hemen ileriye gidelim İbrahim, gel. Şimdi ayağımı bastığım yere bakın arkadaşlar. Buradan bir tane tünel geçiyormuş. Bu şu da papazın yeriymiş. Papaz karşıdan tünelin altından geliyormuş buraya. Soğuk havalarda falan alttan geliyormuş. Daha sonra burada günah çıkartılıyormuş bu odada. Hatta şurada böyle kapısı falan var. Bu odada günah çıkartılıyormuş. Hatta normalde burası Ortodoks Kilisesi. Ortodokslarda aslında günah çıkarma diye bir şey yok ama buradaki işte Hristiyan kardeşlerine destek vermek için, onlara yardımcı olabilmek için burada günah çıkartılıyormuş onlara. Evet. Burada gördüğümüz İncil'i yazan 4 havarinin simgesi. Her 4 köşede bunlar var. Şurada da var mesela.
aslan, güneş gibi simgeler var aynı zamanda. Onları belirtiyorlar burada. Aynen. Şimdi şuradaki şeyleri gösterelim. Mozaikleri de gerçekten güzelmiş. Farkındaysanız şöyle de mozaikleri var burada. Aynı zamanda bu taş da bazalt taşı. Yani buraya özgü bir taş. Ermeni ustalar tarafından yapılmış bu kilise. O yüzden Ermeni ustalar da çok bu konuda yetenekliymiş. Evet, zaten öylelermiş gerçekten. Şimdi ise burada mesela mihrap var. Namaz kılınabiliyor. Aynı zamanda minber de var. Şöyle gördüğümüz gibi. Kars'ı gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki de Kaz evine de gelecektik değil mi? Kaz'ı merak ediyorduk çünkü. Kars'ın kazı meşhur arkadaşlar. Aynen. Evet, geldik mekana böyle. Gerçekten içerisi çok otantik bir yer. Çok beğendim. Evet, çok kazımız otantik. Da geldi bu arada. Biz burada oturduk, sohbet ettik. Kazımız geldi o sırada. Kazı şimdi güzelliğine abi. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya böyle çizgi filmlerde olur ya Selam, Seren böyle ağzını atarsın. Çizgi filmlerdeki böyle şeyler gibi gözüküyor yani. Evet, biliyorsunuz Kaz meşhurdu. Gerçekten biz de çok büyük bir hevesle geldik Kars'a. Bunun için geldik. Belki de peyniri meşhur biliyorsunuz, evet. Kazı meşhur. O yüzden şu an burada bu lezzetin tadına bakacağız. Kaz çok zahmetli bir hayvanmış. O yüzden de evet, yetişmesi de zormuş gerçekten. Yani bir at kadar yemek yiyormuş yani. Kazın tadına bakıyorum arkadaşlar. Bunu normalde böyle elimle yemem gerekiyor biliyorum. Ama ben önce böyle bir bakayım. Bakalım. Kapatınca öyle yiyeceğim ama. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten yumuşacık bir et. Arkadaşlar biliyorsunuz Kars'a geldik. Muhakkak böyle bir Kars peynirinin, Kars kaşarının da tadına bakacaktık. Şurası. Evet. Mandıra peynirciliği var burada. Hemen oraya giriyoruz içeriye. Tatlarına bakacağız peynirin. Bakalım nasıl. Hadi girelim. En önemli, en ünlü olan şeylerden bir tanesi de kaşar ve peynir. Evet. Şurada evet, abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Abi merhabalar. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar geldik buraya, önce bakmak istiyoruz neler var neler yok mekanın içerisinde. Sonuçta Kars deyince aklımıza ilk peynir geliyor yani. Benim öyle oluyor. O yüzden şimdi şurada gösterelim, bak çıkmış zaten, burada varmış biraz peynirler. Aa, çizgi filmlerdeki değil mi bu? Çizgi filmlerdekinden Seren. Aynen. Aynen abimiz maşallah. O ne kadar çok peynir çeşidi varmış. Hepsi abi. Farklı değil mi abi? Malakan peyniri. Amerikan peyniri ha? Malakan. Farkı ne? Şırdan mayadan yapılıyor. Şırdan mayadan. Tabii bu şey. Şırdan mayadan derken? Ya doğal maya. Ha doğal maya. Hmm. Doğal mayadan. Peyniri. Bu mıhlama için yağlı çeşit. Tatlarına bak. Abi hepsinin tatlarına bakmak istiyorum. Evet, burada böyle bir peynirimiz var gerçekten. Bu kadar büyük bir peynir bu. Çok farklı gözüküyor. Şöyle yakınını göstermek istiyorum size. Bayağı bildiğiniz bu peynir şu anda. Mekanın içerisi bu arada böyle. Evet, Kars'ın balı da meşhurmuş. Böyle bir hemen şimdi ben tadına bakacağım. Vallahi çok iyi. Evet, şimdi Erne harabelerine doğru gitmek için otostop çekiyoruz arkadaşlar. Seren. Evet arkadaşlar, takipçimle karşılaştım şu anda Kars'ta. Kendisi Doğukan Bey. Ben de çok mutlu oldum ve heyecanlandım yani. Çünkü çok güzel bir duygu bizim için. Benim için de çok güzel bir duygu. Geçen gün Seren Hanım'ı Iğdır'da çektiği videodan tanıdım. Daha önce tanımıyordum, daha önce takip de etmiyordum. Şans eseri bir anda baktım, dedim Kars'a da gel diye bir yorum attım. Görmemiş kendisi de yoğunluktan dolayı. Evet. Az önce geçerken bir anda baktım, otostop çektiğini görünce aa dedim Seren Hanım. Yani bizim için de gerçekten yani bir tesadüf oldu. Çok güzel bir duygu. Evet. Hoş gelmişler. Hoş teşekkür ederiz aldığınız için. Bizi yola kadar da bıraktı Doğukan abi. Şimdi buradan Aniye'ye gideceğiz. Aniye'ye teşekkür ediyoruz. Tamam. Ola helal olsun İbola bize. Soğa zamanla alışıyorsunuz. Bu mevsimde gelmeyi tercih ettik. Çünkü bu karda burada bir fotoğrafımız olsun istiyorduk değil mi İbrahim? Geldik içeriye. İçerisi çok fazla büyük. 7 tane kapıdan oluşuyor. Hatta en büyük özelliği arslanların olmasıymış burada. Kapıdaki arslan simgesiymiş. Şimdi içeriye girdik. Gezeceğiz biraz burayı. Aslında çok fazla büyük. Hatta bir gününüzü ayırmalısınız normalde buraya arkadaşlar. Biz kısa bir şekilde geldik. Görelim istedik. Evet. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Ermenilerin burası. Ermenilerin yaptığı bir yer. Varsan burayı 1064 yılında fethediyor arkadaşlar. Onun fethiyle bayağı bir harabe bir şehir haline gelmiş ama o dönemde burayı fethediyor. Evet. Şu karşımızda gördüğümüz yer Ermenistan. Hatta Ermenistan bayrağını ben şu an görebiliyorum. Serencim zoomlayalım abicim oraya. Ben göremiyorum abi. Abi sen zaten göremezsin. Ha. Sen uzağa görmüyorsun çünkü. Bak Ermenistan bayrağı şurada. Al. Hele yakınlaştır da ben de göreyim. Merak ettim. Çok da bu deliler ne yapıyor diyorsunuz ama çok keyif alıyoruz. Sadece biraz soğuk hava. Şöyle şunların güzelliğine bakın. Gerçekten indiler.
yürüyoruz şu anda. Böyle yollardan gidiyorum. Oralara gitmek için böyle yollardan gidiyorum. Ben videolarımızı izleyin çünkü bu soğukta güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, az kaldı. Bakın, o kadar çok harada yer var ki aslında. Şunlara bakar mısınız? Evet, çok güzel bir manzara var burada. Gerçekten çok zamansız geldik buraya. Çok gezecek yer var. Biz bilgileri tabii ki de sizinle paylaşacağız. Çok uzun duramayacağız gibi çünkü çok soğuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzeldi bu arada. Tekrardan şöyle bir göstermek istiyorum. Efsane bir güzel bir yer burası. Ancak bir gün ayırmamız lazım. Şu an hava çok soğuk, biliyorsunuz zaten bu bölgelerde çok soğuk. O sebepten dolayı hava koşullarından dolayı biz bir daha geleceğiz buraya ilerleyen zamanlarda. Çünkü yani 2 saattir falan otostop çekiyoruz. Hasta yani olacağız şu yani. Şu an -15-20 derece falan var ve evet, aşırı yani araç da bulamayacağız. Dönüşü de düşünüyoruz. O yüzden şimdilik evet, şimdilik artık diğer videolarımızda görüşelim diğer yerlerde. Aynen.